Ahmet Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 4. bölümdeyiz. Konuklarımız Cantu Temel ve Mehmet Aleddinoğlu, sözü onlara veriyorum. Herkese merhaba. Sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Biz hazırız. Herkese de merhabalar diyorum. Sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Biz hazırız. Başlayalım isterseniz. Kutay Yokuşlu penaltıyı kaçırdıktan sonra neler hissettiniz? Cantu Temel kaleye nasıl bir duygu ile geçti? Cantu sen başla bana. Ben başlayayım. Biraz direkt bana gelmiş bir soru gibi. Yani o çok tarif edilebilecek bir duygu değil aslında yani. Stadyum full doluyken kaç bin taraftar olduğu belli değil. Çok öyle tarif edilebilecek bir duygu değil. O an o penaltıyı çıkarmak için aklınızdan bin türlü şey geçiyor. Sayamadınız. Belli bir şeyle tarif edemem yani o duyguyu. Mehmet abi sen ne düşünüyorsun? Ne geçmiştir bilmiyorum. Vallahi ben orada kendimi Kutay'ın yerine koymak istedim. Yani Kutay'ı düşündüm orada, Kutay'ı da. Yani ben kaçırsam acaba ne olur diye. Yani Kutay'a çok üzülmüştüm, takıma çok üzüldüm. İstemeyeceğimiz, unutacağımız bir andı bizim için. İkinci soruyla devam ediyoruz. Cantu abi soru sana. Transfer tahtası son iki güne kadar kapalı olmasına rağmen takımla kamp yapması ve beklemesine ne etki etmişti? Yani buna ne etki etmişti? Güven diyelim. Yani başkanla yaptığım görüşmede ben başkana içinde bulunduğum zor durumdan bahsetmiştim. Başkan da bana bu güveni verdi. Biz kimseyi yarı yolda bırakmayız dedi. Ben de başkanın bu sözüne güvendim yani. İyi ki de güvenmişim. İyi ki de beklemişim yani transfer tahtasının açılmasını. Ya bu güven çok önemli bir şeydi. Başkanın da bu güveni bana sağlaması buraya olan bağlılığımız daha çok perçinledi zaten. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Abi soru ikinize de. Takım gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Cantu abi senle başlayalım. Benle başlayalım. Yani tabii ki biz kalite olarak iyi bir takımız. Kendimiz de beklediğimiz gibi başlamadık bu ligi. Şu anda beklediğimiz gibi devam etmiyor. Ama bu durumu da değiştirecek olanlar bizleriz. Geçtiğimiz haftalar için yapabilecek artık bir şeyimiz yok. Biz önümüzdeki haftalar için çalışıp bu gidişatı değiştireceğiz. Bunu söyleyebilirim. Mehmet abi sen ne düşünüyorsun? Vallahi gelmesini beklediğim bir soruydu. Yani hazırlıklıydım bu soruya. Biz iyi bir sezon başı geçirdik. Özellikle üst lig takımlarıyla iyi maçlar oynadık. Yani beklentiyi biraz yükselttik diye düşünüyorum. Geçen seneden kalan grupla beraber, yeni gelen arkadaşlarla beraber iyi bir aile ortamı kurduk. İyi insanlardan kurulu, iyi futbolculardan kurulu. Şöyle deplasmanda beraberlikle başlayıp içeride Arnavutköy'ü yendik. Aslında Urfa maçındaki kötü oyun bence bu soruyu bize sordurdu şu anda. Taraftarlar o yüzden bence bu soruyu sordu. Evet istenilen başlangıcı yapamadık ama bu ilerleyen dönemde böyle devam edeceğiz anlamına gelmiyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi koyup, elimizden gelen isteği, arzuyu sahaya yansıtıp bu kötü oyunu, kötü skorları değiştirmemiz gerekiyor. Bence bunu yapabilecek kapasitedeyiz. İnşallah da bu haftaki Bursa maçıyla beraber bu gidişatı değiştiririz. Bunu yapacak kapasitemiz var. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçelim. Mehmet abi soru sana. Mehmet Aleddinoğlu oğlunun futbolcu olmasını ister mi? Çok güzel soru. Oğlumun futbolcu olmasını ister miyim? Yani bilmiyorum, düşünmedim. Benim babam da oynadı Süper Lig'de, 1. Lig'de. Biraz yaşlı, 67-68 yaşında. O bana çok destek olmuştu futbolcu olmam için. Hayatımın önemli bölümlerinde çok yere sahip. Yani Ayaz'ın olmasını isterim tabii. Bence çok güzel bir meslek. Ama tabii kendi karar verir. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçiyoruz. Soru ikinize de abi. Geçen yıl playoff maçların dışında oynadığınız en iyi, en kötü maçınız hangisi? Cantu abi sen başla. En kötü maç olarak içeride kaybettiğimiz ben Karacabey maçını söyleyebilirim. Kişisel performans mı, takım mı? Takım olarak, aynen. Takım olarak. Yani Karacabey'i söyleyebilirim. İç sahadaki de tek yenilgimizdi zaten geçtiğimiz sezonda. En iyi maçta yine iç sahadaki Erzincan maçını söyleyebilirim. Hem tarafta hem atmosfer hem oyun muhteşemdi yani. Bu evet iki maçı söyleyebilirim. Playoff dışı aklıma içerideki Erzincan maçı geliyor iyi anlamda. Kötü anlamda da 10 kişi kalmış. Kırklar eline karşı içerideki maçımız derim. En kötü maçımız oydu herhalde. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçiyoruz. Soru ikinize de abi. Ahmet Spor'a bir futbolcu transfer etme hakkınız olsaydı kimi transfer etmek isterdiniz? Cantu abi. Mehmet abi sen başla. Güzel soru. Güzel soru da acaba bizim ligden mi? Genel mi? Herhangi bir ligden. Süper Lig olsun, 1. Lig. O zaman Xavi derdim. Xavi?
Barcelona'daki çay İspanyol. Daha abi mesela aktif bizim mi? Bizim ülkeden yani bizim süperli ülkeden olsun. Tecrübeli ve genç de olur abi, genç istediğin. Kim olabilir? Bilemedim. Cantu sen başla, ben devam edeyim. Vallahi ben şu an aktif futbol hayatı devam eden Türkiye'den birini söyleyecek olursam Osay Samuel'le oynamak isterdim mesela. Çünkü suretine falan çok hayran olduğum birisi. Çok çabuk, çok atletik bir oyuncu. O bizde olsun isterdim ben. Teşekkürler abi. Mehmet abi sen. Kaleci Altay Bayındır'ı isterdim. Vallahi bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi. Dünyadan dedin abi. Dünyadan Messi canım. Messi. Ben Ronaldo'cuyum. Ön tarafa atardık onu. Ben bak, Ronaldo'cuyum. Emin Hoca da geldi kaleciye sallarken. Altay diyor. Hocam, diyorlar ki bir futbolcu transfer etmek isteseydin kimi transfer ederdin? Evet. Ben Osayi Samuel'i söylüyorum. Kanat oyuncusu. Adam kaleci söylüyor. Altay'ı söylüyor bir de. Allah Allah, senin yanında. Mehmet benim abi söylüyor hocam, ben değil. Artık gece arabasının stop lambasını mı sökerler, lastiğimi patlar, ben bilmiyorum. Sen de şimdi senin önce böyle lazım. Ben ilk ben söyledim, o yüzden kötü yaptı. Kötü yakaladı beni. Böyle şakalar yaptın tabii canım. Anlat hocam, soralım isterseniz. Evet, bence çok güzel soru. Bence direkt hocam buyur, çok güzel soru var. Bence de çok hocam güzel. Dediler ki şu anda abi ben sorayım. Bir futbolcu transfer etmek isterseniz kimi alırsınız? Ben de Cantu ile beraberdik. Altay Bayındır dedim. Sen dedin. Osay Samuel dedim ben. Sen? Yanlış transfer. Ben soru soruyorsun. Evet hocam. Ben kimseyi almak istemezdim. Yeter de bana. Doğru cevap olması lazım bence. Ama şu anda hiçbir yeterli değil. Eyvah. O da var. Devam ediyorum abi. Evet, Ali Şen'deyiz. Diğer... Ben Messi dedim. Aynen, Mehmet abi ben Messi. Öne atardık hocam onu. Aha. Bakardık keyfimize. Diğer sorumuza geçelim. Mehmet abi, soru sana. Mehmet Aleddin olduğu için 24 numaranın önemi nedir? Ha, evet, bugün konusu oldu. Ben Tuzla Spor'da oynarken Erzincanlı bir yöneticimiz vardı, Ercan abi. Seni hem oyunculuk hem de karakter olarak çok seviyorum. Benim için 24 numarayı giyer misin dedi. Ben de o zamana kadar ya 10 numara ya da 14 numara giyiyordum. O gün, o sene daha doğrusu onun teklifini kabul ettim. 24 numara giydim. O sene şampiyon olduk. 15 tane de gol atmıştım. Ondan sonra o benim totemim oldu. Hep 24 numara. Böyle bir hikayesi var. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçelim. Yantar, sen 41 numaranın bir önemi var mı? Ben hanım köylüyüm o yüzden. Mehmet abi, soru sana gelmiş. Memo, beni seviyor musun? Sence bu soru kimden geldi? Ömer Elazığ'dan gelmiştir bu soru bence direkt. Çünkü o bana Memo diye sesleniyor. Sağ olsun. Desteği, sevgisini hissediyoruz. Teşekkür ediyorum. Seviyorum demedim. Seviyorum. Seviyorum demedim. Seviyorum, seviyorum. Sevmez olur muyum? Biz geçen sene de o yönetimde yokken biz onunla beraber dostluğumuz, abi kardeşliğimiz vardı. Bu sene yönetime girdi. Sağ olsun, çok destek veriyor bize. Çok seviyoruz onu. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçelim. Abi soru ikinize de. Takımda en anlaşabildiğiniz iki futbolcu kim? Cantu abi sen başla istiyorsan. Takımda en anlaştığım iki futbolcu kim? Biri Mansur abi, biri Bekir abi. Teşekkürler abi. Mehmet abi sen ne düşünüyorsun? Ben de bir Mansur abi derim. İki Hüseyin derim. Hüseyin. Teşekkürler abi. Rica ederim. Abi sen kimle çok anlaşıyorsun? Abi, abilerden mi, gençlerden mi? Fark etmez. Bir tane futbolcu söyleyeceksin işte. Mehmet abi ve Cantu abi. Ben de Mehmet abi ve Cantu abi diyorum. Çok güzel. Diğer soruya geçtik. Gençlerden de Serkan değil mi? Tabii, Manko. İki kişi seçersem seçmeyeyim ya. Soru ikinize de abi. Tek kelime ile Amespor ve şehri nasıl tanımlarsınız? Tek kelime. Çok zor. Tek kelime ile çok zor yani. Ahmet, Ahmet kulübünü ve şehri. Evet. Yani Ahmet kulübünü sevgi, bağlılık. Şehri de yemek. Teşekkürler abi. Cantu abi yani sen? Kulübü ben de sevgi ve bağlılık olarak bulunduğu, barındırdığı ortamdan dolayı bunu söylerim. Şehri de ben misafirperverlik açısından... Evet. En çok dikkatimi çeken oydu yani. Şimdi ben yeni evlendim, eşimi de getirdim. Yani çok gerçekten misafirperver bir halk var.
şehri de misafirperver olarak adlandırabilirim. Teşekkürler abi. Soru ikinize de abi. Kerem ve Tayyip'e sorulan aşk mı para mı sorusuna iki bekar arkadaşımız para cevabını vermişlerdi. Siz evli olarak bu soruya ne cevabını hadi bakalım verirdiniz? Güzel soru. Yani para benim ilk beşim... Nasıl? Eve gideceğin kısımda yok yok, para benim için ilk beşe girmeyeceği için aşk derim yani. Tamam abi, çanta abi sen. Benim İyi için her türlü aşk. Her türlü aşk yani benim işim. Tamam abi, diğer soruya geçiyoruz. Soru yine ikinize abi. Diyarbakır'da en beğendiğiniz yer, mekan hangisi? En beğendiğim yer. Benim belli ya. Ciğercime hemen. Senin orası mı? Benim Diyarbakır Kültür Evi derim. Ama bir şey diyeyim mi sana? Biz buraya Hacı Baba Pastanesi demezsek Ömer Başkan bize. Diyarbakır Kültür Evi derim. O surun orası çok hoşuma gidiyor. Hacı Baba Pastaneleri 2. yani direkt şey ya. Sur'un o taraf, Dağ Kapı, evet. Diyarbakır Kültür Evi o taraflardır. Teşekkürler abi. Soru ikinize abi. Alişan Erat nasıl bir futbolcu? Thiago Alcantara. Kesinlikle. Cantu abi. Mehmet abiye katılıyorum. Sen başla. Sen mi sordun Alişan soruyu? Evet. Aynen. Cantu abi hayır, sen başla. Ne düşünüyorsun? Yok yok, soru gelmişti. Soru gerçekten geldi. Kesin Serkan ben yazmış. Ben merak ediyorum. Serkan yazmış. Kim yazmıştı? Hiç bilmiyorum abi. Cantu abi sen ne düşünüyorsun? Ben cevaplayayım. Bence gelişimi açık, çalışırsa futbolcu olabilme potansiyeli yüksek bir arkadaşımız. Ama her şeyin başı çalışma, daha fazla çalışması gerekiyor bana göre. Teşekkürler abi. Cantu abi sen? Yani bence de Mehmet abin dediği gibi zaten belli bir yeteneği bir şey olmasa şu an burada olmazdı. Mehmet abin dediği gibi gelişimi için çok çalışması gerekiyor. Çok çalışırsa ileride bu liglerde kendine yer bulacak bir futbolcu olacağını düşünüyorum. İnşallah. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçiyoruz. Soru ikinize de abi. Tarsus maçında sonra başkan ve yönetim soyunma odasında nasıl bir tepki verdi? Güzel soru. Sen başla Mehmet abi. Ben başlayayım. Yani o gün çok üzüldük biz takım halinde. Hoca grubuyla beraber, yönetimle beraber çok üzüldük. Yani o günden sonra bir hafta 10 gün o maçı tekrar tekrar kafamızda oynadık. Sorunun cevabına gelecek olursak başkan bize sezon başından beri gereken desteği ve önemi çok fazlasıyla hissettirdi zaten. O gün de soyunma odasına gelip canınız sağ olsun elinizden geleni yaptınız. Nasibimiz buraya kadarmış dedi. Bütün sene destek olduğu gibi o gün de bize destek olmuştu sağ olsun. Cantu abi sen? Yani bunu benim de cevaplamama gerek yok. Zaten aynı ortamdaydık. Mehmet abinin dediği gibi. Bir mücadele verdik. Mücadelenin sonunda istediğimiz yere varamadık. Verdiğimiz emek karşılığında başkan, yönetim teşekkür etti bizden. Yani günlerce aklımızdan o maç tekrar tekrar oynandı. Ama orada bitti. Soruyu da başkan sormuştu. Aa. Canlı iş yalan bak bir yere. İnşallah. Desene bunu baştan desene. Sorularımız azalıyor. Hadi bakalım. Mehmet abi soru sana. Mehmet Aleddinoğlu free kick atan futbolcularda idolün kim? Yani bununla alakalı net bir isim veremem ama Pirlo derim. Andrea Pirlo derim. Cantu abi sana bir soru sorayım ben de. Kaleci olarak hangi free kickçinin böyle sana karşı free kick çekmesini istemezsin? Alim abi. Abi Türkiye'de abi. Olur, başka yurt dışından da olur abi. Kimin atmasını istemezdim. Juninho'nun atmasını istemezdi herhalde. Ben bu cevabını da tavsiyem yok. Juninho mu? Evet. Aa. Ya diyorum ya tabii canım yani. Juninho'nun atmasını istemezdim. Bir kişi yok, çok var yani. Juninho'lar falan çok ekstra yani. Hadi iki olur hocam. Cantu'ya bir kişi etmesini ailem ister. Son iki sorumuz kaldı. Sorular güzel. Mehmet abi soru sana. Mehmet Aleddinoğlu orta sahada hangi bölgede oynarken kendini daha rahat hissediyor? Hoca da buradayken. Soru sizde.
Yiğidin hocam. Yani Ahmet Hoca'nın bir lafı var. Bence futbolcu her mevkide oynayabilir. İyi futbolcu her mevkide oynar bence. Ama tabii ki daha rahat hissettiği, performansını daha iyi sahaya yansıttığı pozisyonlar vardır. Ben 10 numara pozisyonunda daha rahat ediyorum. Ama Ahmet Hocam'a burada katılıyorum. Hocam haklı. Futbolcu her mevkide oynamalı bence. Forvet arkası daha rahat. Evet, forvet arkası daha rahat ediyorum. Teşekkürler abi. Son sorumuz. Cantu abi, soru sana. Cantu Temel örnek aldığı kaleciler. Bir yani, veya iki tane. İlk başladığım zamanlarda böyle 17-18 yaşındayken David De Gea'yı örnek alıyordum. Daha sonra stil olarak Neuer'le Ter Stegen'i örnek almaya başladım. Teşekkürler abi. Bitti. Abilerime teşekkür ediyorum. Sözü onlara veriyorum tekrar. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Sorduğunuz sorularla keyifli bir an yaşadık. Bizim yanımızda olmaya devam edin. Yaratıcı güzel sorular vardı gerçekten. Umarım sizi de tatmin edecek güzel cevaplar verebilmişizdir. Bizi takip etmeye devam edin. Ben moderatör Alişan Erat. Soru soran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ahmet Spor'umuzun YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Sormuş abisi sormuş. Yok abim niye sormuş? Ben de taraftar sormuştur abi. Tamam, belki merak ediyordur abisi. Yok abi, belki taraftar sormuş.